Merhaba çocuklar. Şimdi size çok güzel bir masal okuyacağım. Masalımın adı Gürültücü Çocuk. Bir zamanlar gürültücü bir çocuk varmış. Nereye gitse gürültü yapar, herkesi rahatsız edermiş. Bu yüzden de kimseler gürültücü çocuğu sevmezmiş. Bazen yürürken öyle sesler çıkarırmış ki dayanılır gibi değil. Gürültücü çocuğu gören diğer çocuklar ondan uzaklaşırlar. Anneler babalar da gürültücü çocuğun sesi gelmesin diye kapılarını pencerelerini kapatırlarmış. Gürültücü çocuk bir gün fırından ekmek almaya gitmiş. Saygısızca ve yüksek sesle "Hey fırıncı, bana iki tane ekmek ver." demiş. Sesi o kadar çok çıkmış ki bebek arabasında uyuyan minik bebek uyanıp ağlamaya başlamış. Bebeğin annesi de gürültücü çocuğa çok kızmış. "Ne kadar düşüncesiz bir çocuksun. Yavaş konuşmayı beceremiyor musun?" demiş. Ama gürültücü çocuk hiç oralı olmamış. O hala gülerek, kahkaha atarak evine gitmiş. Gürültücü çocuğun sesi mahalleyi çınlatıyormuş. Sonunda dayanamayan genç bir anne pencereden başını çıkarıp gürültücü çocuğa seslenmiş. "Oğlum, neden böyle gürültü yapıyor, yüksek sesle kahkahalar atıyorsun? Bebeğim hasta. Senin sesinden uyuyamıyor. Bak, uyandı. Hadi, çabuk git buradan bakalım," demiş. Gürültücü çocuk yine hiç aldırış etmeden yüksek sesle kahkaha atmaya, sağa sola bağırmaya, ilginç sesler çıkarmaya devam etmiş. Bu duruma artık tahammül edemeyen komşuları bir araya gelip duruma bir çare aramaya başlamışlar. Gürültücü çocuğun kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok ve onun gereken dersi alması gerekiyor artık diye düşünmüşler. Gürültücü çocuk ertesi sabah ekmek almak için yine fırına gitmiş. Her zaman yaptığı gibi yine bağırmaya başlamış. "Fırıncı, iki tane ekmek versene," demiş. Fırıncı hiç oralı olmamış. Gürültücü çocuğu görmezden gelmiş. Gürültücü çocuk ne kadar bağırdıysa da fırıncı onu görmezlikten gelmiş. Ve sonunda gürültücü çocuk ekmek almadan evine gitmiş. Eve giderken de yolda yine garip garip sesler çıkarıp ıslık çalıyormuş. Bir evin önünden geçerken üst kattan başına bir kova soğuk su dökmüşler. Gürültücü çocuk da soğuktan tir tir titreyerek evine dönmüş. "Neden insanlar bana karşı böyle davranıyor? Neden beni sevmiyorlar?" diye düşünürken komşularına çok saygısız davrandığını, çok fazla gürültü yaptığını fark etmiş. Bu yaptığının ne kadar kötü olduğunu düşününce de çok üzülmüş, mahcup olmuş bizim gürültücü çocuk. Bundan sonra daha dikkatli, saygılı ve sessiz hareket etmeye karar vermiş. Gürültücü çocuğun bir daha sesini duyan, ondan rahatsız olan kimse de olmamış mahallede.